İlk olarak site to site VPN ile başlayacağım. Şu an benim yapımda iki tane watch card'la site to site VPN yapacağım. O yüzden görece olarak diğer cihazlara göre daha kolay VPN kuruluyor. Daha doğrusu hani daha az detaylı uğraşıyorsunuz. Diğer cihazlarla nasıl VPN yapılacağını da yine anlatıyor olacağım. Yine VPN ile ilgili dediğim gibi yaşadığınız sorunlar varsa onlardan bahsederseniz senaryoları onlara göre de anlatmaya çalışacağım. İlk olarak cihazımıza bağlanalım. İki cihazdan yapıyor olacağız. İki cihaza birden bağlayayım. Temel olarak aslında VPN'in mantığı iki cihaz tarafında da kolay. Burada önemli olan dikkat edilmesi gereken husus iki cihazdaki faz 1 ve faz 2'deki güvenlik ayarlarının iki cihazda da eşit olması, aynı olması. Görsel olarak da şöyle gösterelim. Şimdi birinci senaryomuz buna benzer bir senaryo olacak. Ne olacak? Bizim bir tane watch kartımız var. Normal trafiğimizin döndüğü. Bir de karşı tarafta bir cihazımız daha var. Bu cihaza da biz istiyoruz ki lokal network'e ulaşır gibi iki cihazdaki arkasında kalan lokal trafik birbirine ulaşabiliyor olsun. Zaten burada şöyle yapalım. Durum şöyle oluyor. Bizim normal bir trusted network'ümüz var. Optional network'ümüz de olabilir. Yine karşı tarafta, arka tarafta client'lar var. Burada client'larımız olduğunu düşünelim. Bu tarafta da client'larımız var. Şimdi bu client'lar internete çıkmak istediği zaman geliyorlar. Watch card'ın üstünden çıkıyorlar. Buradan internete çıkabiliyorlar. Yine burası da aynı şekilde geliyor. Buradaki firewall'a veya buradaki watch card'a ulaşıp internete çıkabiliyor. Normal şartlarda bu iki network'ün birbiriyle konuşması için ya internet üzerinde iki cihazda da port açmanız lazım. Atıyorum bir RDP olduğunu düşünelim arka tarafta. O zaman en temelinden 3389 portuna ihtiyacınız olacak. Ama tabii bu bize ne kaybettiriyor? Birincisi güvenlik anlamında bir sıkıntı yaratıyor. Biz bu 3389 trafiğimizi bütün network'e yani bütün internete açmış oluyoruz. Ama bunu yapmıyoruz. Bunun yerine ne yapıyoruz? Arada bir tane tünel kuruyoruz. Arada tünel kurduğumuz zaman buradaki yine client'larımızı koyalım buraya. Buraya da koyalım. Bu cihaz yine internete erişmek istediği zaman firewall'a gidiyor. Firewall'dan internete gidiyor. Buradaki cihazımız da aynı şekilde. Ama 3389 örnek vermek gerekiyorsa ya da lokal tarafta bir şeye erişmek istiyorsa yine firewall'a gidiyor. Bu sefer oluşan tünelin içinden diğer firewall'a, oradan da ulaşması gereken sunucuya veya client'e gidiyor. Bu çok noktalı bir örnekli olabilir. Mesela bayilerimiz için bir mağazacılık sektöründe CRM sunucusu merkezde, alışveriş merkezlerinde de mağazalar var. Bu mağazaların birbiriyle güvenli olarak iletişim kurmasını istiyorsak o zaman VPN kurup bütün mağazaları merkezdeki sunucuya güvenli bir şekilde taşıyabiliriz tünel içinden. Onun haricinde çünkü erişim için
internet üzerinden gelmesi gerekiyor. 3389 portunu, hadi portu değiştirip NAT'layıp yine arka tarafa geçirebiliyorsunuz. Ama yine günün sonunda birçok IP'ye birçok açık vermiş oluyorsunuz. Çok da tavsiye etmediğimiz, önermediğimiz bir durum. Cihazlarımıza bağlanalım. Yapılacak ayarlardan bahsedelim. Dikkat edilmesi gereken noktalarına bahsedelim. Şimdi VPN ayarlarına başlarken VPN kısmından başlıyoruz. İlk olarak kuracağımız VPN, site-to-site VPN ya da branch office VPN ya da kısaca BOV VPN dediğimiz VPN modeli. İlk olarak bir gateway'e ihtiyacımız var. Yani uzaktaki cihazın public IP'si ile bizim cihazımızın public IP'sinin birbiriyle konuşuyor olması lazım. Bunların arasında bir iletişim olması lazım. Bu zaten bizim için faz 1 oluyor. Mesela bu cihazımız şubeymiş. Gateway merkez diyelim. Buradaki iletişimi bir pre-shared key ile, yani oluşturacağımız bir şifreyle birbirimizi doğrulayıp yapabiliriz. Bir de oluşturacağımız bir sertifikayla yine aynı şekilde oluşturabiliriz. Şimdi pre-shared key ile devam edeceğiz. Bir şifre veriyoruz. Buraya vereceğimiz şifrenin aynısını karşı taraftaki cihazda da kullanmamız lazım. Şifremizi verdikten sonra lokal gateway'imizin ID'si, yani lokal IP adresimiz. Şimdi buradaki yazacağım IP adresleri kafanızı karıştırmasın. Tek internet üzerinden çıktığım için şu anda ben iki cihazı da router'ın önüne aldım. Doğal olarak aslında benim router'ım benim ISP'm gibi çalışıyor şu anda. Bu da benim ISP'min bana verdiği IP adresi. Normalde bu tarzda bir IP ile çalışıyor olacaksınız siz. Ya da benim bu cihaza yazmam gereken IP bu IP olacaktı. Eğer diğer internetim çalışıyor olsaydı. Ondan sonra karşıdaki cihazımızın IP'sini yazıyoruz. Bu yine karşıdaki cihazımızın public IP'si, yani ISP'den aldığımız gerçek IP. Ondan sonra faz 1 güvenlik algoritmaları, güvenlik ayarlarına geliyorum. Benim iki tarafta da WatchGuard olduğu için WatchGuard tarafında default'ta zaten gelen ayarlar diğer cihazımda da geliyor olacak, göreceksiniz. Ben şimdi şuranın bir ekran görüntüsünü alayım. Aşağıya indireyim. İki tarafı da karşılaştıracağız. Buradaki ayarların hepsinin birebir aynı olması gerekiyor. Keza yine aynı şekilde buradaki ayarların da birebir aynısı olması gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili VPN oturduktan sonra bir tanesini bozup nasıl görebildiğinizi de gösteriyor olacağım. Fazla oldu, bunu kaldıralım. Buraya okey diyelim, buraya da okey diyelim. Ayarlarımızı kaydedelim de. Şimdi VPN ayarlarımızı kaydettikten sonra iki tane kuralımız gelecek. Gateway'imizi oluşturduk. Tünelimizi de oluşturacağız. Şimdi ne demiştik? İlk önce public IP'leriyle birbiri arasında bir tane gateway'leri konuşturup bir tünel oluşturuyoruz. Ondan sonra oluşturacağımız, daha doğrusu gateway'leri konuşturuyoruz. Oluşturacağımız tünelde de karşılıklı olarak konuşacak lokal network'leri birbirine gösteriyoruz. Tünel merkez diyelim yine. Ekle diyelim.
Birincisi lokal IP bloğu. Şunu şöyle çekeyim. Şu an bu cihaz üstünde ayarlıyorum. Benim Trusted Network'üm 10.101.1. 10.101.0/24. Şu an benim yapacağım yapıda bir noktadaki network'ümün tümüyle diğer noktadaki network'ümün tümünü birbiriyle konuşturuyor olmak. Burada siz belli IP blokları için de bunu yapabilirsiniz veya VPN'in belli bir yönde çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Buradaki ok işareti iki yöne gösterirse eğer hem lokalden uzak noktaya hem de uzak noktadan lokalimize gelebiliyor olacak. Veya tam tersi sadece lokalden uzak noktaya veya uzak noktadan lokalime. Bankalarla veya benzeri finans kurumlarıyla çalışıyorsanız mesela oradaki güvenlik tedbirleri daha yüksektir. Doğal olarak sınırlı IP blokları için sınırlı erişimler verilir veya bazen tek yöne VPN kurulur. Özellikle hazır kurulu bir VPN'e siz bir site olarak eklenecekseniz zaten bütün ayarlar hali hazırda yapıldı. Sizden bu VPN'i oluşturmanızı ya da bu VPN'e dahil olmanızı isterlerse o zaman zaten ayarları size veriyor olacaklar. İşte public IP adresi bu, erişmeniz gereken lokal network'tu, kullanacağınız güvenlik algoritmaları bu diyerek. Uzak noktadaki cihazıma, yani diğer cihazıma bakıyorum. Lokal network'üm 10.168.1.1. Ona da 10.168.0/24 diyelim. Yine bütün network'leri konuşturuyor olacağım. Bazı durumlarda bu VPN tünelinin üstünden broadcast paketleri göndermeniz gerekebilir. Bu yine banka veya hazır bir VPN'e bağlandığınız değil de sizin kendi yapınızda bir VPN kurmanız durumunda. Eğer broadcast paketlerinin geçmesini istiyorsanız o zaman Enable Broadcast Routing Over the Tunnel seçeneği seçmeniz gerekiyor. Yalnız buradan geçemeyecek bazı broadcast paketleri var. Mesela DHCP broadcastleri bu parça tünelden geçmez. Birazdan onların detaylarını da göstereceğim. Okey diyelim buna. Sonra faz 2 ayarlarına geliyoruz. Faz 2 ayarları da birinci faz gateway'lerin konuşmasıydı. İkinci fazda tünelin kurulup diğer lokallerin birbiriyle konuşması. Yine aynı şekilde buraya ekle diyerek size iletilen ayarların hepsini giriyor olmanız gerekiyor. Bu şekilde bırakıyorum. Multicast de yapmayacağız bu trafikte. Okey diyorum. Close diyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra iki tane kural gelecek. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Bir tanesi bu VPN allow in, bir tanesi bu VPN allow out. Şöyle yapalım. Şimdi burada dikkatinizi çekerse bu bir any kuralı. Doğal olarak herhangi bir sınır ve benzeri bir şey yok. From kısmında yani bana nereden gelecek? Herhangi bir yerden gelen paketler tünel merkeze gidecek. Yani bu daha doğrusu şöyle. In kuralında da tünel merkezden gelen paketler dışarıda herhangi bir yere gidecek. Doğal olarak bu iki tünel kurulduktan sonra içeriden geçecek paketlerin hepsi herhangi problem olmadan geçiyor olacak. Kurallarımızı kaydedelim. Sonra diğer cihazımıza geçelim. Birinci cihazımızdaki ayarlar bitti. Eksonulmuş. Eksonulmuş. Şimdi öbür cihazımızı ayarlayalım. Policy Manager'ımızı tekrar açıyoruz. VPN'e geliyoruz. Branch Office Gateway diyoruz. Ekle diyoruz. Gateway şube 1 diyelim ismine. Pre-shared key'imizi giriyoruz. Bir önceki cihazda girdiğimiz key'in aynısı.
Ekle diyoruz. Bu sefer buranın lokal gateway'ini giriyoruz. Yine tekrar hatırlatayım, bunların public IP olması ya da bize ISP tarafından gelen IP'ler olması gerekiyor. Diğer tarafın gateway'ini giriyoruz. Ya aslında özetle şu, external interface'lerimizdeki IP'leri, yani karşılıklı birbiriyle konuşabilecek olan external IP'lerimizi yazıyoruz. Okey dedik. Şimdi faz 1 ayarlarımıza geliyoruz. Şurada ekran görüntüsünü almıştık. Bu ayarlarımız aynı. Bu kontrol ediyoruz. Mod main, not traversal açık, 20 saniye keep alive süresi var. DPD açık, yine 20 saniye idle süresi var. Ve en fazla 5 kere deneyecek. SH1 3DS. Bunu okey diyoruz. Kapatıyoruz. Sonra tünelimizi oluşturuyoruz. Ekleyelim. Tünel şube 1 diyelim. Ekle diyelim. Şimdi bu sefer bu tarafın lokal network'ünü geliyoruz. Yani trust'ımızı 10.168.1.1 10.168.1.0/24. Ama karşı tarafın trusted network'ü 10.101.0/24. 10.101.0/24. Yine VPN iki taraflı olmasını istiyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Pardon. Faz 2 ayarlarını da kontrol ediyorum. Dediğim gibi benim şu an karşı taraflı, karşılıklı bakan iki tane watch card olduğu için faz 2 ayarlarında diğer cihazımla aynı. Eğer size iletilen ayarlar varsa buradan ayrıca girmeniz gerekiyor. Okey diyorum. Kurallarımı kaydediyorum. Şimdi kuralları kaydettikten sonra Firebox sistem menüsü üzerinden VPN'in durumunu kontrol ediyor olacağız. Cihazımıza bağlanalım. Herhangi bir tanesinden bağlanıp durumu kontrol edebiliriz. İkisini de açalım. Karşılıklı neler olduğuna bakalım. IPC 145 olan bizim şube cihazımız, dışarıdaki cihazımız diye düşünelim. Bu da lokal IP ile geldiğimiz bizim lokal cihazımız. Şimdi tünel durumuna baktığımız zaman burada tünelin oturmuş olduğunu görebiliyoruz. Trafik monitöre de gelelim. Trafik monitör üzerinde VPN'in durumunu görmek istediğimiz zaman veya VPN ile ilgili detay bilgiye ihtiyacımız olduğu zaman buradaki debug log kısmına geliyoruz. Arama kısmına 2 yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şu önceki loglarımız. Ben şuradan VPN'i tekrar tetikleyeyim. Burada da yine aynı şekilde gidelim. İkeye bastığınızda, iki yazıp da search ettiğiniz zaman VPN ile ilgili oluşan trafiği ve bununla ilgili logları görebiliyorsunuz. Faz 1'e gelmiş. Mesela burada bağlanamadığı ile ilgili loglar var. Bunlar ilk etapta yaptığımız denemelerdi. Şu an aslında VPN'imiz
çalışır durumda. Gelin bütün VPN loglarına bakalım. Şimdi durduralım. Şimdi buraya geldiğimizde iki network arasında tünel Rikey yapılmış. Bağlantının kurulmuş olduğunu görebiliyoruz. Bu noktaya kadar bir sorunuz var mı? Varsa onları cevaplayayım. Şimdi bizim bu kurduğumuz VPN manuel bir VPN oldu. Bir de biliyorsunuz Dimension Command ile birlikte sürükle bırak VPN özelliğimiz var. Çok kısa ondan da bahsedeyim size. Dimension'ımız açık mı? Önce bir ona bakalım. Dimension'ımız açık. IP'miz de 11.11.11. Eğer iki tarafta da bir WatchGuard cihazınız varsa bu manuel VPN'in haricinde Dimension Command ile birlikte sürükle bırak VPN yapabilirsiniz. Şimdi bizim XDM cihazımız yönetiliyor. External cihazımız yönetilmiyor. Diyelim. Bunu da yönetilir bir cihaz yapalım. External diyelim. Bu Dimension Command'in konfigürasyonu ile ilgili ayarları Dimension webinarımızda anlatmıştık. YouTube kanalımızda mevcut. Tekrar bir gözden geçirip hatırlamak isterseniz de eğer YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz. Ben şimdi zaman kaybetmemek adına direkt geçiyorum. Bunu kapatalım. Buradaki cihazımız da yönetilir hale gelsin. Buradaki cihazımız da yönetilir hale geldi. Şimdi sürükle bırak VPN kuracağımız zaman biraz genişletelim. Önce şu kurduğumuz VPN'i bir kaldıralım. Kaldırmadan bir tekrar bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Yenilesin. Bunu kaldıralım. Gateway'i de kaldıralım. Tekrar ayarlarımızı kaydedelim. Bu external cihazımızdı. Diğer cihazımıza da gidelim. Karşılıklı olarak tünelleri ve gateway'leri kaldırıyorum. Tünelleri ve gateway'leri kaldırdığınızda dikkat edeceğiniz nokta şu zaten. Bakın bu VPN ile ilgili kurallar da otomatik olarak kendiliğinden kalkmış oluyor. VPN'i kurduğunuz zaman da kurallarınız tekrar gelmiş oluyor. İki taraftan da VPN'lerimizi kaldırdık. Emin olalım VPN'lerimiz kalktı mı? Buradan gitti. Bu tarafa da bakalım. Buradan da gitti. Tamam. Şimdi senaryomuz şu hale geldi. Biz demin ki senaryomuzda
manuel bir VPN kurduk. Doğal olarak karşımızda bir WatchGuard olsun veya olmasın, farklı markada bir cihaz olsa, izleyeceğimiz adımlar birebir aynıydı. Bu arada bu videoyu da kaydediyoruz. YouTube kanalına ekleyeceğiz. Takıldığınız noktalara dönüp oraya da referans olarak kontrol edebilirsiniz. Şimdiki senaryomuz şu. Yine çok noktamız var. Ama noktalarımızın hepsinde WatchGuard var. Bu durumda VPN kuracağız. Şimdi hub device'ımız bizim WatchGuard XDM cihazımız olacak. Merkez cihazımız. Burada ne şekilde bir VPN kuracağımızı seçiyoruz. Geleneksel VPN diyelim. Next diyelim. Bunun ismine bir WatchGuard webinar, hatta şöyle WatchGuard VPN webinar diyelim. Daha sonra ben hatırlayayım. Şimdi cihazlarımızın external interface'lerini seçeceğiz. Seçemiyoruz çünkü. Şimdi cihazlarımızın external interface'lerini bu listede seçememizin sebebi az önce bahsettiğim gibi sabah ben bir internet bağlantısı problemi yaşadığım için tek bir internet üzerinden DHCP ile çıkartıyorum. Ama şunu deneyebiliriz. Elle IP verelim. Yani statik IP olmuş olması gerekiyor ki external interface bilgilerimiz buraya düşsün. Şuna 2 dakika cancel diyelim. Üzerinden çıkmadığım cihazdan bir deneyeyim. Bağlantı gitmeyecekse eğer elle IP verelim. IP adresi diyelim. Hangisini ayarlıyorduk? External. Bu değil, diğer cihaz. VPN kuralı varmış. Bundan da bahsedeceğim. O yüzden bunu kapatıyorum. Şimdi kafamızı karıştırmasın. Baştan kuracağız. Ayarlarımızı kaydediyoruz. Pinkleyelim cihazımızı. De açalım. Tamam, süper. Cihazımızda erişim var. Browser'ımızı tekrar açalım. Geri gelelim. Yeri daha buraya gelmedi. Biraz bekleyeceğiz. Gelmesini biraz bekleyelim. Şuradan da kontrol edelim. Şimdi yönetimde düştü. Tekrar
yönetimli hale geldiği zaman cihazımız, interfacelerimiz geliyor olacak. Tamam, bunu biraz bekleyelim. Olmadı webinarın sonunda da bahsediyor oluruz. Şimdi ben tekrar bir VPN kuruyorum. Bu sefer herhangi bir ayarı yanlış yapıp bunu nasıl göreceğimizden bahsediyor olacağım. Bu cihaz external cihazımız. Gateway merkez. Buraya IP'lerimizi yazıyoruz. Fazbir ayarlarımızı doğru yapıyoruz. Çünkü önce VPN'i oturtacağım. Ondan sonra ayarları bozacağım ki her şeyin önce doğru ve sonra yanlışken ne hale geldiğini görelim. Karşılıklı olacak. Okey. Bunları kaydedelim. Tamam. Diğer cihazımıza gelelim. Yani bu arada bu cihazımızın da external'ını static IP'ye çekelim. Ki bir sonraki demoda kullanabilelim. Neymiş? 192.168. Bağlantım kısa bir süre gidebilir, gitmeyebilir. Giderse lütfen bekleyin kısa bir süre. Önce bunu kaydedelim, sonra VPN yapalım. Tamam, sanıyorum herkes beni duyabiliyor. Bağlantımız gitmedi gibi gözüküyor. Şimdi tekrar devam edelim. VPN'imizi kuralım. Gateway şuradır. IP'lerimizi ekleyelim. Tünelimizi kuralım. Lokalimiz 168.0.24. 168.10.1.0.24. Okey diyelim. Kaydedelim. Şimdi şu anki şartlarımızda VPN ayarlarımız doğru. Doğal olarak VPN'imiz baştan kuruluyor ve oturuyor olacak. Ondan sonra oluşan hataları nasıl göreceğimiz ve nasıl yorumlayacağımızı bahsediyor olacağım.
VPN kurallarımız geldi. VPN ile ilgili konfigürasyonlarımızı kaydettiğimizi görebiliyoruz. Tamam. Şimdi burada trafik monitörde görebileceğimiz gibi konfigürasyonumuz kaydedildi. Oluşturduğumuz tünel iki IP arasında kuruldu. Herhangi bir problem yok. Şimdi buraya kadar güzel kısmı. Önder Bey'in bir sorusu var. Otomatik VPN Dimension'dan pas mı geçtik? External interface'lerim DHCP'di. Onları statiğe çevirdim Önder Bey. Webinarın sonunda Dimension üzerinden otomatik VPN'e geri döneceğiz. Ayarların Dimension'a gelmesi için. Şimdi gelelim tünellerimizden bir tanesinde mesela pressure key'i değiştirelim. Bakalım ne gibi hata düşecek bize. Burayı da temizleyelim. Hatta ikisini karşılıklı olarak açalım. İkisinden de karşılıklı bakalım. Buraya da 2 yazalım. Şimdi durdurduk. Bakıyoruz. 2 faz 1. Böyle yakınlaştıralım bir de hatta. Biz şu an ne yaptık? Pressure key'i değiştirdik. Doğal olarak karşılıklı kullandığımız pressure key'ler yanlış. Buraya baktığımız zaman da karşılıklı VPN'in kurulamadığı, bu VPN'in kurulamama sebebinin faz 1'den kaynaklandığı ve failed to process ID payload dediğini görebiliyoruz. Demek ki bu hatayı gördüğümüz zaman anlayacağız ki kullandığımız key yanlış ya da faz 1'de problemimiz var. Faz 1'imizi tekrar düzeltelim. Bir de faz 2'den bozalım şeyleri. Tekrar kaydedelim. Trafik monitörümüzde devam edelim. Tekrar durduralım. Şimdi en son aldığımız hata faz 1'de bir yanlışlık olduğundan yanaydı. Faz 1'deki hatamızı düzelttik. Zaten arkasından VPN'imiz sorunsuz olarak kuruldu. Loglarda da yine aynı şekilde görebiliyoruz. Şimdi gelelim faz 2'den bir şey bozalım. Yani tünel kısmından. Burada da güvenlik algoritmasını değiştirelim. Kaydedelim. Tekrar kaydedelim. Tekrar temizleyelim. Loglarımızı alalım. Konfigürasyonumuzun kaydedildiğini görüyoruz. Evet, şimdi bu nokta önemli. Eğer VPN'lerle uğraşıyorsanız çokça yaşanıyor bu sorunlar. Genelde de çıkmaza doğru gidiyor. Şöyle, karşı taraf size diyor ki bizde bir yanlışlık yok, siz yanlış yapıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bizde bir yanlışlık yok, sizde yanlış var. Bunu bir şekilde kanıtlamak gerekiyor zaman zaman. Bunu kanıtlamanın en güzel yolu WatchGuard üzerinde göreceğiniz loglar. Şurada gördüğünüz gibi yaklaştıralım biraz hatta. Öncelikle hatamızın faz 2'den olduğunu görebiliyoruz. Karşılıklı IP'lerimizi yazıyoruz ve hatamızın sebebini de görebiliyoruz. Hatamızın sebebi de şu.
Tünel oturmuyor. ESP ve IS olarak bize bağlantı geliyor. Ama aslında bizim beklediğimiz bağlantı DES. Yani bu demek oluyor ki bizim cihazımız DES olarak ayarlı. Karşı taraf bize ESP ve AES olarak gönderiyor. Bu olarak karşı tarafa diyebilirsiniz ki böyle böyle bir sorun var. Sizden gelen ayarlar yanlış. Veya direkt siz gidip kendiniz ayarları DES'e çektiğiniz zaman ya da ESP AES'e çektiğiniz zaman diyeyim daha doğrusu VPN oturuyor olacaktır. Bu şekilde VPN'inizi kurabiliyor olacaksınız. Bu noktaya kadar kafanıza takılan ya da anlamadığınız bir nokta varsa tekrarlayayım. Sonra ufak bir ara verelim. Sonra SSL VPN ve Dimension üzerinden otomatik VPN kısmına geçeceğim. Bir soru yok. O zaman çok ufak bir ara veriyoruz. Ondan sonra Atıl Bey'in bir sorusu var. VPN kurduktan sonra iki network tam olarak birbirine erişim sağlayabiliyor mu? Kural yazmalı mıyız? Şimdi bu az önce bahsettiğim gibi eğer bütün networkleri birbiriyle konuşturacaksanız tünel kısmında buraya yazdığınız lokal networkler geçerli networklerinizse herhangi bir kural yazmanıza gerek yok. Doğal olarak oluşan kurallar zaten bu VPN allow out ve allow in diye iki tane kural oluşuyor. Bu da demek oluyor ki tünel 1'den içeriye doğru ve içeriden ya da herhangi bir noktadan tünel 1'e doğru bütün paketler gitsin. Bu durumda bir kural yazmanız gerekmiyor. Ama bu networklerin haricinde farklı networkler varsa ya da siz burada belli noktaları kısıtlamak istiyorsanız o zaman kural yazmanız gerekiyor. Evet, bu şekildeki kurduğunuz senaryoda iki taraftaki makineler birbirlerine lokal olarak ping atabiliyorlar. Hatta şöyle yapalım. Ben buradan bir trace göndereyim. Neydi IP'miz? 10.101.1 diyelim mesela. Cihazlarımızı pingi açalım. Şimdi tabii ben buradaki senaryoda sadece şeyi gösterebiliyorum. İki cihaz arasındaki bağlantıyı gösterebiliyorum. Ama eğer arka tarafta bir makinamız olsaydı o zaman o makineye de bağlanıp VPN'in oturup oturmadığını görebilecektik. Murat Bey'in bir sorusu var. Belli IP'lere izin vermek için nasıl bir kural yazmak lazım? Karşı taraftaki belli bilgisayarların bağlanması için. Şimdi Murat Bey şöyle. Site to site VPN kurduysak eğer bütün lokasyonlar bizimse eğer networkleri konuşturmak istiyorsak tünel kısmında IP'leri network IP'si olarak yazmamız lazım. Ama mesela diyelim ki lokalimizdeki bütün noktalara değil de lokalimizde sadece IP'si şu olan makineye ve remote'daki IP'si şu olan makine gelsin dersek bu kuralı yaptığımızda sadece buradaki IP'ler için geçerli olur. Veya gelip bu VPN kuralımızda burada any değil belli IP'leri ekliyor olabiliriz. Ama şuradan yapmak daha doğru olacaktır. VPN kısmında tünelden tüneli editlediğimiz zaman mesela 1.1.1.1. Bu şekilde yaparsam eğer sadece 192.168.1.1 IP'si
10-100-1-1 cihazına erişiyor olur. Onun haricinde başka bir erişim olmaz. Farklı erişimler olacaksa o zaman ayrı ayrı tekrar hepsini girmeniz gerekir. Bunu birebir yapmak istediğiniz zaman. Başka var mıdır aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz soru? Yoksa bir 10-15 dakikalık ara verelim. Ondan sonra SSL VPN ve Dimension üzerine oluşturacağımız VPN'le devam edeceğiz.
Tekrardan merhaba herkese. Şimdi SL VPN ile devam edeceğiz. VPN'imizdeki hatayı düzeltelim. Sonra SL VPN ile devam edelim. Şimdi SSL VPN site-to-site VPN'e göre görece daha kolay. Burada yapacağımız daha basit ayarlarımız var. VPN kısmına geliyoruz. Mobil VPN SSL diyoruz. SSL VPN'imizi enable ediyoruz. Arkasından burada cihazımızın public IP'sini seçiyoruz. İki tane IP'miz varsa backup IP'mizi de seçebiliriz. Şu an tek IP ile ilerlediğim için ben tek IP olarak devam ediyorum. Trafiğimizi seçiyoruz. Bridge mi olacak yoksa routed mi olacak? Şimdi bridge dersek o zaman bir tane bridge interface ayarlamamız gerekiyor. VPN'e bağlanan cihazlarımız sanki bu interface'te çalışıyormuş gibi olacak. Routed dediğimiz zaman da normal X bir client'ımız bu interface'imize bağlanacak. Bu interface'imiz üzerinden sanki lokal network'teymiş gibi hareket edebiliyor olacak. Arkasından force all client traffic through tunnel dersek eğer client'ımız VPN'e bağlandığı anda kendi de internete çıkacağı zaman watch card üzerinden çıkacaktır. Doğal olarak VPN yapan makine bizim uyguladığımız kurallar üzerinden internete çıkabilecek. Ama yok ben bunu istemiyorum. Bu cihaz dışarı çıksın internete istediği gibi ve sadece benim izin verdiğim kaynaklara erişebilsin dersek veya lokaldeki bütün kaynaklara erişebilsin dersek onu seçebiliriz. Şimdi, allow access to all trusted optional custom network seçeneğini seçersek VPN yapan bilgisayar bizim bütün interfacelerimizdeki şuradan gösterelim. Kaynaklara erişebilir. Bu cihaz değil. VPN'i kurduğumuz şu cihaz. Buradaki bütün kaynaklara erişebilir. Veya sadece belirlediğimiz kaynaklara erişsin dersek o zaman da bizim belirleyeceğimiz kaynaklara erişebilir. Mesela 10, 100, 1, 101, 32. Sadece 10.101 101 IP'sine erişebilir bu şekilde girersek. Veya birkaç tane network'ümüz varsa eğer. Ama biz sadece bir network erişmesini istiyorsak o zaman da bu şekilde girmemiz gerekiyor. Şimdi bu yapmak istediğiniz yapıya göre değişiklik gösteriyor tabii ki. Nasıl oluyor? Şimdi bizim demin yaptığımız iki cihaz arasında VPN kurup arkasındaki bütün lokal network'leri birbirine eriştirmekti. SSL VPN yaptığımız zaman da şöyle gösterelim onu da. Buradaki durumda ne oldu? Sizin dışarıda çalışan çalışanlarınız tabletleriyle, notebooklarıyla. Bunu genelde saat atış personeli için kullanıyorlar. Buradan VPN ile watch card'a erişecekler. Arkasından da bizim izin verdiğimiz sunuculara veya izin verdiğimiz kaynaklara erişebiliyor olacaklar. Mesela şöyle bir senaryo düşünebilirsiniz. Saat satış elemanınız var. Veya bayilerimiz için saat satış yapan müşterileriniz var. Ve sadece ellerinde tablet var. Tabletlere WatchCard'ın SSL VPN yazılımını kurarak VPN ile içerideki CRM sunucusuna herhangi bir application sunucusuna eriştirebilirsiniz.
Doğal olarak mobil çalışan kullanıcılarınız kaynaklarınıza erişebiliyor olacak veya home office çalışan kullanıcılarınız vardır. Yine aynı şekilde kuracakları VPN ile merkez taraftaki cihazlara erişebiliyor olacaklar. Ayarlarımıza gelelim tekrar. Dediğim gibi burada kaynaklarımızı belirleyebiliriz veya bütün lokal network'ümüze erişmesine izin verebiliriz. Arkasından bu IP grubu için bir IP pool'u oluşturuyorsunuz. Benim cihazımın maksimum 25 mobil VPN hakkı var. Doğal olarak bu IP bile ondan alacak. 25 tane cihaz benim network'üme bağlanabiliyor olacak. Authentication kısmı var. Authentication kısmında da durum şu. Atıl Bey'in bir sorusu var. Tekrarlayayım. Az önce anlatmıştım. Burada force all client traffic through tunnel derseniz eğer kullanıcı VPN yaptıktan sonra internete çıkarken sizin watchcard'daki kuralların üzerinden çıkar. Doğal olarak client'ın VPN'den sonraki bütün trafiği watchcard'dan geçer. Eğer bunu seçmezseniz sadece belli kaynaklara erişebilir veya bütün kaynaklara erişebilir. Ama internete çıkacağı zaman kendi internetinden sınırsız bir şekilde çıkabiliyor olacak. Sizin uyguladığınız kurallar client'ın VPN yapması durumunda geçerli olmayacak. Authentication kısmından devam ediyorum. Hangi database'i kullanacağınızı seçiyorsunuz authentication için? Bir Active Directory authentication'ınız varsa eğer burada Active Directory sunucunuzu da görebiliyor olacaksınız. Yine bu da aynı şekilde YouTube'da Active Directory ile ilgili webinarımız da var. Seyredip tekrar yapabilirsiniz veya unuttuğunuz noktalar varsa oradan bakabilirsiniz. Biz şu an sadece Firebox üzerindeki database'den gideceğiz. Configure diyelim. Bir tane kullanıcım var. Bir tane grubum var. Mesela SSL diye bir grup oluşturayım. Ve bu kullanıcı sadece bir kere otantike olabilsin. Doğal olarak bir şifre paylaşımı ya da işte kendi şifresini başkasına verme gibi durumlarında önüne geçmiş olursunuz. Yine authentication kısmında bu konuya detaylı olarak değindik. Okey diyelim. Birkaç tane kullanıcı açalım. Ama bunların hiçbirini bir gruba eklemeyelim. Şimdi burada SSL VPN yapabilecek kullanıcılarımızı seçeceğiz. Ben burada az önce eklediğim SSL grubunu seçiyorum. Pardon. SSL grubumuzu seçiyoruz. Firebox üzerinde. Active Directory'miz olsaydı yine dediğim gibi burada Active Directory veya Radius varsa Radius'u görebilecektik. Ekle diyelim. Tekrar kullanıcılarıma geldiğim zaman şu an bu kullanıcılarımın hiçbiri VPN'e giremez. Çünkü bunların hiçbiri VPN user grubuna üye değil. Bu boş kartın default grubu. Yine buna da üye edebilirsiniz aynı şekilde. Alper 2'yi ekleyelim. Alper 3'ü eklemeyelim. SSL grubumuzu seçtik. Kullanıcılarımızı dahil ettik. Kullanacağımız authentication server'ımızı seçtik. Burada authentication ile ilgili bazı yetkiler veya ayarlar yapabiliyorsunuz. Auto reconnect after a connection is lost. Yani kullanıcı bağlantısı kaybolduktan sonra ya da bağlantısı kesildikten sonra diyelim. Otomatik olarak bağlansın mı? Bağlansın. Tekrar bağlanacağı zaman bu kullanıcının bir daha authentique olmasını isteyelim mi? Bir aşağıdaki kutucukta onu seçiyorsunuz.
En alttakinde de şifre hatırlayabilsin mi veya hatırlayamasın mı? Şimdi hatırlayabilsin diyelim. Sonra kaldırdığımızda ne olduğunu gösteriyor olacağım. Bağlantı gittikten sonra tekrar otomatik bağlantını da seçtik. Ve tekrar bağlanırken de otantike olsun dedik. Authentication kısmındaki ayarlarımız da bu kadar. Bundan sonraki ayarlarımızda da Advanced kısmında kullanacağımız authentication metodu ve encryption level'ları var. Ben bunları default olarak bırakıyorum. Burada bir önemli nokta şu. Mesela bu default olarak 443 portuyla gelir. Sizin eğer arka planda 443 portunda çalışan bir sunucunuz ya da bir web sunucunuz varsa diyeyim. Buraya 443 veremezsiniz. Çünkü zaten o portu kullanıyorsunuz. Onun için bu portu değiştirmemiz lazım. 10.443 TCP veya UDP ne yapmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Bunları seçtik. Lokal kaynaklarımıza erişecek olan clientler, dışarıdan erişecek olan clientler. Eğer IP yerine bir hostname ile ulaşıyorlarsa o zaman burada doğru DNS sunucularını yazmanız gerekiyor. Sizin lokal DNS sunucularınızı. Ki VPN yapan kullanıcı atıyorum işte e-mail server yazdığı zaman bunun IP'sinin ne olduğunu bilsin ve e-mail server'a gidebilsin. Veya database server yazdığı zaman yine bunun IP'sini bilsin. Gidebilsin. Benim şu an öyle bir ortamım olmadığı için buraya Google'ın DNS'lerini yazıyorum. Bu şekilde yazmanız durumunda kullanıcı kaynaklara giderken Google DNS'leri kullanacağında içerideki sunucularınızı çözemez. Burada sizin gerçek DNS'leriniz neyse onları girmeniz gerekiyor. Örnek olarak şöyle girelim. Okey dediğimiz zaman kurallarımız kaydoluyor. Arkasından bir tane kuralımız daha oluşuyor. Bu oluşan kuralımıza da baktığımız zaman SSL VPN yapan user'lar bütün kaynaklara erişebilsin. Önder Bey'in bir sorusu var. SSL VPN eğitimi içinde iOS, iPad, iPhone VPN client eğitimi dahil mi? O konu çok uzun sürdüğü için Önder Bey onu tek başına yapıyor olacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki aya webinar takvimini planlayacağız. Bayağı o zaman eğitim 3-4 saate gidiyor. Bir zaman sınırı sorunu yaşıyoruz katılımcılarla ilgili. VPN client ile ilgili ayrı bir webinar düzenleyeceğiz Temmuz ayında. VPN kuralımız oluştu. Kurallarımızı kaydediyoruz. Kaydedelim. Client'ımıza gidelim. Client'ımızı açtırırken bu arada biz webinar konularını kendimiz seçip programı kendimiz yapıyoruz. Mümkün olduğunca webinarı aslında 1 saat, maksimum 2 saat olacak şekilde planlamaya çalışıyoruz. Zamanınızı çok fazla almamak adına. Doğal olarak mesela authentication konusunu anlatırken en çok ne kullanılıyorsa onlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Radyusu atlamak durumunda kalıyoruz veya gelişmiş network konfigürasyonunun üstünden geçemiyoruz. Doğal olarak bununla ilgili istediğiniz webinar konuları varsa bunları bize turkey@watchguard.com adresine mail atarsanız gerekiyorsa bu konularla ilgili ayrı webinarlar düzenleyebiliriz. Hakan Bey'in bir sorusu var. DHCP trafiği veya broadcast trafikle ilgili bilgi verecektiniz. Onu hemen vereyim. DHCP zaten broadcast olarak geçemiyor VPN üzerinden. VPN üzerinden geçebilecek belli broadcast trafikleri var. Onları da nereden görüyorsunuz? Şöyle gelelim.
WatchGuard sayfasına erişim sağladığınız zaman buradaki help'i mutlaka kullanın. Çok geniş bir help ve sürekli güncelleniyor. Eminim ki birçok sorunuzun cevabını bulabiliyor olacaksınız. Bildiğiniz gibi ilgili alanlarda eğer F1 tuşuna basarsanız klavyenizden, şuradan yapalım mesela. Bu konuyla ilgili olan help'e ulaşabilirsiniz. Help'in içine geldiğiniz zaman burada VPN ayarlarının içinde şuradan gidelim. Tünele gelelim. Şuradan search ettiğinizde yerini de size göstermek istiyorum. Şimdi burada broadcast yaparken neler yapabileceğinizi belirtiyor. Altta da hangi broadcastlerin geçip hangilerin geçmeyeceğini, şurada belirtiyor. Bir de bunun haricinde bu ekranda gördüğünüz gibi DHCP broadcastleri geçmeyecek. NetBIOS broadcastleri ve SMB broadcastleri geçmiyor olacak. Bu sayfayı hatta ben Hakan Bey'in sorusuyla herkesle paylaşayım. Detaylarını buradan erişebiliyor olacaksınız. Burada bahseden 3 tane broadcast şekli site-to-site VPN'den geçmeyecektir. SSL VPN'le devam ediyorum tekrar. Client'ım açıldı. Bu client'ıma bir bakalım. Nereden çıkıyoruz internete? ...1168.1.1'den gidiyoruz. O zaman şuna bağlanabiliriz. 192.168. Şuradan bakalım tekrar içimize. ...192.168.88.145. Tamam. Şimdi burada şifremi yazıyorum. Connect diyorum. İlk defa bağlanıyorsam eğer bana bir sertifika uyarısı verecektir. Sertifikayı kabul ediyorum. Şu an kullandığımdan daha yeni bir versiyon varmış. Bunu yüklemek istiyor muyum diye soruyor. Yes diyelim. Yeni versiyonu yükleyelim. Sonra devam edelim. Mesela bazen sizden şöyle bir sorular gelebiliyor. Müşterimizin ya da bizim 10 tane client'ımız var. Bunun 9 tanesi VPN'e bağlanıyor. Bir tanesi VPN'e bağlanamıyor. Neden olabilir diye bir soru geliyor. Sorunun client'ta mı WatchGuard'ta mı olduğunu tespit etmenin en kolay yolu, VPN'e bağlamak istediğiniz IP adresini alırsınız. Browser açarsınız. https://VPN IP adresinizi yazarsınız. Eğer karşınıza logon ekranı geliyorsa ve kullanıcıya verdiğiniz şifreyle bu logon ekranına bağlanabiliyorsanız eğer, herhangi bir problem yoktur. Ki genelde şöyle oluyor. Erişemeyen kullanıcı bu sayfaya da erişemiyor.
Bununla ilgili de Internet Explorer'da SSL ayarlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Onu düzeltmek gerekiyor. Aynı zamanda SSL vpn.html yazalım. Chat kısmından şu adresi de paylaşayım sizinle. Mesela clientlarınız, bu adresi paylaşamayacağım. Şöyle yapalım. Belli yazalım. HTTPS VG IP 2.3 port / SSLVPN.html. Clientlarınıza bu adrese gönderirseniz burada indirebilecekleri SSL VPN yazılımlarına eriştirebilirsiniz. Bütün clientlara VPN yazılımını tek tek göndermenize ya da tek tek yüklemenize gerek yok. Şifreleriyle oturum açtıktan sonra buradan download diyerek ilgili dosyayı kendi bilgisayarlarına indirebilirler. VPN programımızı güncelledik. Şifremizi yazdık. Devam ediyoruz. Client'ımız VPN'e bağlandı. Şuradan status diyelim. Burada detaylarını görebiliyoruz. Bağlandığı public IP adresi, aldığı virtual IP adresi, gateway'i, hangi porttan bağlandı, ne kadar süredir bağlı kaldı, DNS sunucuları. Kullanıcınız bağlanamıyorsa, mesela ben bağlantımı keseyim, bir hata yapıyor olayım burada. Mesela şifremi yanlış yazayım. Tekrar bağlanmaya çalışayım. Şimdi burada çıkacak hatayı iki noktadan takip edebilirsiniz. Birincisi, buradaki WatchGuard'ın SSL VPN ikonuna sağ tıklayıp View Log dersiniz. Ekranı yakınlaştırayım. Şurada bakın, bağlanmak istediği zaman Authentication Fail hatası veriyor. Bu client'ın üzerinden tespit edebileceğiniz yöntem. Bunu geçtik. WatchGuard'a geldik. Burayı da tekrar yaklaştırayım. Burada da bağlanmak istediği zaman yine kullanıcı bağlanamadığı zaman kullanıcı adı çıkıyor. Bağlanmaya çalıştığı IP adresi arkasından rejected yazıyor. Bu da yine aynı şekilde şifre ile ilgili bir problem yaşadığını anlayabilirsiniz. Tekrar dönelim client'ımıza. Doğru şifreyi yazalım. Şimdi hatırlarsanız otomatik olarak bir connect olsun, şifresini de hatırlasın demiştik. VPN'i bu şekilde bağlayalım. VPN'imiz bağlandı. WatchGuard'daki kurallarımıza gidelim. Mobil VPN, SSL VPN, Authentication. Şifreyi hatırlamasın. Bağlantısı kesildikten sonra da otomatik olarak yine reconnect olmasın diyelim. Okey deyip bu şekilde kaydedelim. Client'ımıza tekrar dönelim. Burada şu an bağlantımız gitti. Şuradan loglarımıza bakalım. Şimdi tekrar bağlanmak istediği zaman tekrar bize şifre istiyor. Çünkü biz bir konfigürasyon değiştirdik. Doğal olarak WatchGuard konfigürasyon değiştiği için client'ı bir kereye düşürüyor. Tekrar bağlantı istiyor. Bu süre içinde
şifremi yazarsam bağlanabileceğim. Problem yok. Sürede olsun şifremi yazmayayım. O zaman da bağlantımı kesiyor olacak. SSL VPN'imizi kapatalım. Tekrar açalım. Şimdi burada gerekli ayarları görüyoruz. Bunu bir kere daha bağlandıktan sonra şifre kaydetme ekranı karşımızdan gidecek. Bakın gördüğünüz gibi zaten administratörünüz SSL VPN ile ilgili ayarları değiştirdi. Lütfen şifrenizi tekrar yazın şeklinde bir uyarı geliyor karşımıza. Şifremizi yazıp OK diyoruz. Tekrar bağlantımızı keselim. Nasıl keselim? Şöyle yapalım. Efendim saatini değiştireyim. Bağlantı bir kere düşsün gelsin. Aynı network'te olduğum için kesmedi. Manuel keselim. Tekrar bağlanalım. Şimdi bakın bağlanmak istediğim zaman bu sefer aşağıdaki checkbox'ların ikisi de kayboldu. Hem otomatik yeniden bağlan kısmı hem de şifreyi kaydet kısmı client'tan gitmiş oluyor. Bunları tekrar eski haline getirelim. Bu noktaya kadar aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz bir konu var mıdır? Varsa sorularınızı alayım tekrar. VPN ayarlarını değiştirdiğim için tekrar bağlantımı kesti. Şimdi tekrar bağlandığım zaman yeni profili alıp tekrar şifre kaydetmeye izin veriyor olacak. Şimdi sorularınızdan mesela Önder Bey'in sorduğu VPN client eğitimi konusu var. Bununla ilgili bir webinar hazırlıyor olacağız. Yine bunun haricinde istediğiniz farklı bir konu varsa VPN ile ilgili detayını görmek istediğiniz onları da iletirseniz onları da webinar programına dahil edelim. Atıl Bey'in bir sorusu var. Bu şekilde SSL VPN ile gelenler içerideki tüm kaynaklara ulaşabilecek mi? Bu şekilde SSL VPN ile gelenler içerideki tüm kaynaklara erişebilecek. Çünkü biz SSL VPN ayarlarında içerideki tüm kaynaklara erişebilsin diye seçtik. Eğer erişemesin isteseydik, belli bir kaynaktan çıksın ya da belli bir kaynağa gidebilsin deseydik, o zaman aşağıdakini seçip gerekli IP'leri yazmamız gerekecekti. Üstteki seçeneği seçmemiz durumunda içerideki bütün kaynaklara erişebiliyor olacaktır. Hayır, lokal network'e erişmesi için ekstra bir kurala ihtiyaç yok. Zaten LOSSL VPN users şeklinde kural otomatik olarak oluşuyor. Bu 12 numaradaki kural. Bu kural kaynaklara erişmesi için yeterli olacak. Bunun haricinde SSL VPN ile bağlı olan kullanıcılarınızı trafik monitör üzerinde authentication liste görebiliyorsunuz. Burada mobil VPN user kısmında görebileceğiniz gibi kullanıcımız burada otantik olmuş, SSL'li olmuş, bu IP'yi almış, dış IP'si bu. Bu kadar süredir otantike. Bunu da üstüne istiyorsanız sağ tıklayıp
manuel olarak log off yapabiliyorsunuz. Şimdi burada manuel olarak log off yaptığınız zaman şöyle bir durum var. Buradan kullanıcıyı log off edelim. Client'a tekrar gidelim. Client'in karşısına şifre ekranı geliyor. Şifreyi tekrar yazarsa tekrar bağlanabilir. Bunun olmamasını, direkt düşmesini istiyorsanız eğer, o zaman şunu yapmanız gerekiyor. Şurada SSL VPN'de authentication kısmında auto reconnect'i devre dışı bırakmanız lazım ki siz kullanıcıyı düşürdüğünüzde kullanıcı tekrar bağlantı için bilgi gelmesin ekranına. Ali Bey'in bir sorusu var. Hali hazırda SSL bağlantılarım Juniper'de sonlanıyor. Bu tarzdaki bir konfigürasyonda VPN trafiğini nasıl yöneteceğiz? O zaman şöyle yapmanız gerekiyor. Ya hali hazırdaki SSL VPN'lerinizi WatchGuard'ın üstüne sonlandırmanız gerekiyor. Bu şekilde yönetmek istiyorsanız. O zaman da Juniper'den anladığım kadarıyla bu Juniper WatchGuard'ın önünde midir? Ya da farklı bir gateway olarak mı çalışıyor Ali Bey? Önce onu sorayım. Juniper WatchGuard'ın arkasında. Yani o zaman sizin dış IP'nizi yani dışarıdan gelen kullanıcılarınızı önce WatchGuard karşılıyor. Arkasında Juniper var. SSL VPN'ler onda sonlanıyor. Doğru anladım değil mi? Tamam. O zaman direkt WatchGuard'ın üstünde sonlandırabilirsiniz SSL VPN kullanıcılarınızı. Bu ayarları yapmanız durumunda gelecek kullanıcılar direkt WatchGuard'la sonlanacaktır. Burada authentication için istiyorsanız Active Directory istiyorsanız Radius kullanabiliyor olursunuz. Onun haricinde ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. İçerideki kaynaklarınıza eriştirme konusunda da ona göre kurallarını düzenlemek gerekiyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa istiyorsanız bize bir mail atın. Ben tekrar mail adresimizi de yazayım. İletişim bilgilerinizi paylaşırsanız webinardan sonra sizle irtibata geçeyim isterseniz nasıl yapabileceğiniz konusunda size bilgi veriyor olayım. SSL VPN ile ilgili konumuz da bu kadar. Bu noktada sormak istediğiniz ya da aklınıza takılan bir şey varsa açıklamaya çalışayım. Çok kısa Dimension'ı gösteriyor olacağım. Şimdi bu noktaya kadar zaten gelmiştik. Burada bizim external merkez interface'imiz geldi. İçerideki IP adresimizi yazıyoruz. 10.168.0.24. OK diyoruz. Finish diyoruz. Şimdi bu bizim hub'ımız. Yani merkez cihazımız. Diğer cihazlarımız da eklemek için öncelikle diğer cihazlarımızı buraya public IP'si eklememiz gerekecek. Şurada edit diyelim. Download diyelim. Management dosyamızı alalım. Cihazımıza girelim. File sağlarımızı. VPN'imize geldik. Ekle diyoruz. T30 external cihazımıza ekliyoruz.
external interface'imizi seçiyoruz. Bütün trafiği VPN üzerinden yapacağız. IP adresimiz ekleyeceğimiz cihazımızın 10.100 kaçtı bakalım bir daha. Bu değil. 10.101.0 network'ü /24 diyoruz. Bir directional olacak. Yani çift taraflı olacak. Okey diyoruz. Next diyoruz. Herhangi bir policy'ye mi dahil edeceğiz yoksa any kuralımı oluşturacağız? Any diyoruz. Şimdi cihazlarımıza konfigürasyonları gönderiyor. Ve cihazımız buraya otomatik olarak geliyor. Şimdi birazdan VPN'imiz kurulacak. Kurulduktan sonra da iki cihazımız arasında VPN. Evet, şu an devreye alındı. Yeşil olarak görebiliyorsunuz. Eğer şey varsa, iki tarafta boş kart varsa VPN'i kurmak gerçekten kolay oluyor. Buradan ekle ekle diyerek cihazlarımızı seçip ekleyip otomatik olarak VPN'lerimiz oluşmuş oluyor. Tıkladığımız zaman da cihazımızın bilgilerini ve VPN istatistiklerini de görebiliyoruz. Şöyle. Bunun çalışması için Dimension Command'in olması gerekiyor. Dimension Command eğer kullanmıyorsanız lütfen bayilerinizle irtibata geçin. Dimension Command'i talep edin. IDB Feature Key olarak geliyor. Yine bayilerimiz de müşterilerine Dimension Command'i en azından bu sene fiyatı bedelsizken kullandırıyor, denettiriyor. Olsun lütfen. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp katıldığınız için teşekkür ederim. Sorularınız olursa turkey@watchcard.com adresine iletebilirsiniz. Her webinarda söylüyorum, tekrar yine ileteyim. Bütün maillerinize dönmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bazılarına geç dönüyoruz, bazılarına dönemiyor olabiliyoruz. Böyle durumlarda atladığımız konular varsa lütfen tekrar hatırlatın. Mümkün olduğunca yine bütün maillerinize cevap vermeye çalışıyorum. Arada hatta katılanlar arasında da hani gece de olsa irtibatta olduğumuz, görüştüklerimiz oluyor. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz yine. Lütfen problemleri bizimle paylaşın. Bunun haricinde istediğiniz ekstra webinar konuları da varsa bunları da bize iletin lütfen. Mesela Önder Bey'in ilettiği mobil VPN client ile ilgili webinarı Temmuz ayı içinde planlıyor olacağız. Sizin de istediğiniz konular varsa onları bize mail atarsanız onları da yine uygun şekilde programa alıyor olacak. Hedefimiz aylık aşağı yukarı 6 ya da 8 adet webinar yapıyor olmak. Tabii iş yoğunluğuna ve programa göre değişiyor ama mümkün olduğunca bu orana sadık kalmaya çalışıyoruz. Webinarlarımızın hepsini kaydedip YouTube'a koymaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza üye olup webinarlarımızı oradan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bu haftaki bir sonraki webinarımızda tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.